Herkese selamlar, Ünal Yapım olarak yeni bir Dauntless bölümünde sizlerle beraberiz. Gördüm ki çok beğenmişsiniz, yorumlardan da yola çıkarak bir bölüm daha çekmeye karar verdim. Yine aynı şekilde yorumlarınız eğer olumlu ve güzel yönde olursa ve tabii ki izlenmeler de yüksek olursa büyük ihtimalle bir sonraki bölümde gelecek. Evet, Dauntless'in ikinci bölümündeyim. Şu anda üstümü öncelikle değiştirmeye gideceğim. Aslında biraz oynadım. Bayağı hoşuma gitti karakter. Hatta şöyle bir olayları varmış abi. Birazcık daha kurcaladıktan sonra klavye ayarlarına baktım ve F tuşuyla normalde sıçrayabildiğimi fark ettim. Ama bunu değiştirebilirsiniz. İlle Space'le beraber yuvarlanmak zorunda kalmayıp F'le beraber zıplayabilirsiniz. Olabildiğince haritanın üzerinde, yani canavar yaratıkları öldürmeye gittiğinizde onların sizlere sağladığı, abi orada küçük çiçekler böcekler var ya, onları toparlayın alanda. Bunlar ileride yolsu elektrik olarak sizlere dönecek. Şimdi en son bir iki tane ben ejder kestim. Hani yaratık daha doğrusu diyelim. Onları kestim ama hoşuma gitti. Hemen bu kıyafetleri alıyorum. Ekipman listeme ekliyorum. Şimdi bazı kıyafetlerde mesela özellikler var. +25 buza karşı dayanıklılık sağlarken -25'te bir anda benim normalde aleve karşı dayanıklılığım varken bir anda bu kıyafet sayesinde aleve dayanıklılığım gidecek ve buza dayanıklılığım başlayacak. Ataklarınız da tabii ki o yönde değişiyor. Yani buz karakteriyseniz buz olarak vuruyorsunuz. Karakteri dondurma, karşıdaki adamı dondurma yeteneğini falan sağlıyor. Alevse alevde otomatikman vurduğu anda karşındaki adama bir nevi alevli olduğu için haliyle yanarak canını daha da azaltabiliyorsunuz. Mesela bakın burada item eksik kaldı ve gördüğünüz gibi bir tane parçamla maalesef ayakkabımı alamadan üzünlü bir şekilde geri dönüyorum abi. Üzünlü bir şekilde. Evet. Şimdi görev listesine bakalım, herhangi bir ekstramız var mı? Şurada bir pati gözüküyor. Şuraya bir gidelim, bir görevimiz duruyor mu? Evet, bir tane bulunuyor. Şimdi biz bunlardan nereye gidelim? Sırayla gidelim. Benim eksik olan parçam bundaydı. Şu canavar. Yo, bu farklı. Farklı bir. Bu ne lan? Oğlum bildiğin şey lan. Köstebek değil de nasıl diyeyim ya, sincap gibi bir yaratık, yemin ediyorum bayağı bizi zorlayabilir, hiç belli olmaz. Ya grupla girmeniz güzel, arkadaşlarınızla beraber gerçekten eğer 4-5 kişi girerseniz eğlenebileceğiniz tarzda bir oyun. Bundan girelim, bir de buraya biraz da bunun kıyafetlerinden kullanalım. Oyunda ilk zamanlar gerçekten girerken bayağı sıkıntı yaşıyorduk ama oyuncu bulması da ilginç. Yani normalde oyunun bakın server'ında çok az kişi gözükse de yine de oyuncu buluyor. Büyük ihtimalle bot atıyorlar diye düşünüyorum çünkü bu kadar hızlı çatır çutur bir anda bulabileceklerini düşünmüyorum. Abi karaktere bir baktım, efsane ya, yemin ediyorum kılıcını değiştirmeyi unuttum, keşke kılıcı da değiştirseydim. Karakter gerçekten güzel duruyor. Tabii karşındaki saldıracağın karakter de çok önemli. Mesela bazıları buz yetenekli oluyor. Sana buza karşı dirençli kazanan kıyafetler giymen gerekiyor. Ya da alev nitelikli oluyor. Aleve karşı dayanıklı kıyafetler giydiğin zaman karşı tarafa da vuruş güçlerinde dayanıklılığın artacaktır. Bunu da söylemeden geçmeyeyim gençler. Yavaştan ilerleyelim. Adam bildiğin kalemle savaşacak. Şuna bak, arkasında herifin bildiğin kalem var. Oo kardeş, sen ne yapıyorsun? Şu adam bildiğin anka kuşu abi. Evet, bu kadın daha fazla şey yapmamış. En eziğimiz şu adam. Hadi ready ready ready. Heh dedi. Tam da yazıyordum hadi gazla diye bizi abi. Çünkü çok bekliyorsunuz. Bazıları hiç anlamsız. Önce direkt ejderha hiç saldırmayın abi. Ortalıkta dolanın, şu çiçekleri böcekleri toplayın. Olabildiğince bunlar bize yarar sağlayacak. Neden? İçecek yapmanıza yarıyor. Bu içecek sayesinde bayağı sağlam, yani adam size vurduğu zaman bazen iyileşemeyebiliyorsunuz. İyileşebilmeniz için gerekli şeyler bulunuyor. İlla şunlar değil de mantarlarımız var mesela orada. Hemen gideyim onlardan biraz toparlayayım. Bir de arka arkaya birden fazla kişi de toplayabiliyor. Bu da güzel. Yani illa sadece ben aldın sen aldın olayı yok. O da iyi. F olayı da iyi çözdük ya, yemin ediyorum. Aa şurada şeyler var, farklı bir şeyler. Bizimkiler hemen gitmiş dalıyor. Cahil ceylalar. Benim ilk oynayışlarımı hatırlattılar. Lan! Oha sıkıştım lan. Yemin ediyorum sıkıştım bak. Oradan geçirtmediler valla. Şunlar mor, bunları alamıyoruz. Şunları alalım. Ya bunları bulamıyorsunuz çünkü her haritada. Alın, zaten belli bir hani sana demiyor. İşte şu kadar aldın. Senin sınırın doldu. Yeter artık olayları, yok Allah'tan. Şimdi şunlardan alınmıyor. Şuradan uçalım bir. Pa 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 pa.
Kankanız geldi gençler. Aa, bu rulo yapan da bununla biz savaşlıydık. Bu ilk baştaki karaktermiş ya. En başta biz bununla savaştıydık. Bir de şöyle bir şey var. Karakterin şu anda gördüğünüz gibi. Niye yapmadı? V'ye basılı tutalım. Şimdi V'ye basılı tuttuğum zaman çevreme bayağı yararı olacak. Q açılsın da asıl Q'la kullanacağız. Lan daha Q'nuzu açamadınız mı? İşte bu. Alev yeteneğim şu anda açıldı abi. Bir önceki silahlarda alev, buz falan kullanmıştık. Bayağı iyiydi. Kılıcı tabi kullanınca. Sağ tık vurduğunuz anda birazcık daha böyle ağır vuruyor ama sağlam geçiriyor mesela. 28-486 tarzında bir şey vurdum. Allah, tam da space'e bastıydım lan. Bizimkilerde buz yeteneği yok mu? Yok. Ve hayvanımız ölür. Aa, ölmedi lan. Hala yaşıyormuş. Mesela V'ye bastım abi. Otomatikman çevremdekilerin bir anda hızlı bir şekilde gelişmelerini sağladım. Ultilerini daha hızlı dolduracaklar. Woo! Yaktım lan resmen. Oğlum çok fena yaktım ha. Çok çok güzel. B almamın sebebi rankta fazla adamlara karşı hemen bir anda giremedim. Çünkü önce etrafı toplamanız gerekiyor ama bir anda giderseniz S artı alıyorsunuz zaten. Onu veriyor, onda sıkıntı yaratmıyor. Ama dediğim gibi önce çevredeki itemleri toplayın ki size yararı olsun. Diğer türlü gittiğiniz zaman 2 gün sonra bir kıyafet aldığınız zaman şu çiçek elinde var mı diyor. Atıyorum bir tane eksikle hiçbir şey yapamıyor biliyorsun. Bu gerçekten çok kötü bir his. O yüzden olabildiğince bunu yaşamamanız için abi fazlasıyla toparlayın. Acımayın. Şurada kutumuzu alalım. Bakalım kutunun içinde ne çıkıyor? İçecek çıkar. İksir çıkacak. Ha, yetenek geliştirme. Bunlar da aynı şekilde. Bir tane daha varmış, onu da açsın. Bu yetenekleri de silahlarınızı geliştirmek için kullanabiliyorsunuz. İşin güzel yanı, bunlar hani sürekli var. Yani bir anda sizden alınmıyor. Her türlü yanınızda oluyor. Burada ne duruş muruş varmış ha. Bunlar bak. Burada da farklı şeyler var. Lan burayı geç. Şeyimi değiştirmek istemiyorum. Niye değiştireyim? C'ye bastığınız zaman takıma emir verebiliyorsunuz. Örneğin Flare, Noob, Tom, Saldır. Yani farklı açılardan istediğiniz hareketleri yapabiliyorsunuz. Bir de tabii böyle hareketler de var. Burası bizim oldu gençler. Bunu herkes bilmez. C'ye basılı tuttuğunuz zaman bu gerçekten güzel. Hareketler yapabilmeniz bayağı sağlam. Böyle gösteriş katıyor abi size. Şimdi. Bakalım hangi yaratıkları öldürmüşüz. Bu 4 tane yaratığı zaten öldürmüşüz. Gitgide ilerlememiz lazım ama benim bir kılıç almam lazım. Hemen gidelim şu üst taraftan. Kılıç ustası bu muydu? Bu iksir ustamız. İksir ustamızdan bir şey istemeyeceğim. Kılıç ustamız şu aşağıda da mı aynısı lan? Yo, bu mu? Bu muydu ya benim aldığım? Yo, bu paralı. Bunlar da parayla sizlere kıyafet satıyorlar eğer almak istersiniz. Ama zaten oyunda sürekli kıyafet değişiyor. Bence bu oyuna birazcık para yatırmak için henüz erken. Çünkü free, çoğunluk her şeyi neredeyse ücretsiz zaten. Olabildiğince ücretsizden yararlanın. Ondan sonra paranızı geliştirirsiniz abi. Şimdi ikili silahlar var, tekli silahlar var. Bunlar gitgide değişiyor tabii ki haliyle. Mesela bu silahı aldığım zaman bana pek bir yarar olacak mı? 70 vs 80 artı 80 güç veriyor mesela. Ama 100 vs strong'da birazcık sıkıntımız var mı? Yok, sıkıntımız yok. Buz kılıç silahı, şuna bakalım. Bu silah da iyiymiş ama tekli baltalar var. Böyle şeyler de alabilirsiniz eğer ihtiyacınız olursa. Şöyle orijinal eşyalarımız da bulunuyor tabii ki. Şu da iyiymiş ha. Çiftli silahlar da güzel. Gerçekten kötü değil ama kullanım açısına göre farklılık gösterir. Olabildiğince yani şu silahlardan şaşmayın. Bunlar gerçekten efsane yaratıklar için bizi gerçekten iyi savunuyor. Mesela şunlardan bakalım hangisi.
100 vs Natural, 180 Break, 60 ne veriyor? 60 vs Strong. Artı 80 mesela buz yaratıklarına karşı, şimşek yaratıklarına karşı daha sağlam vuruyor. Alev, şu anda alevde takıldığımız için bunu alalım. Birazcık değişik olsun. Artı 80 daha fazla alev hata vuracak ama benim üstüm aslında şey, dikkat ederseniz. Üstüm buz. O yüzden buz için olanı alayım da bari düzgün dursun. Ekipman listeme aldım. Birazcık zevkli oynayalım oyunu. Şu anda kılıcım gerçekten buz kıyafetimle birebir uyum sağladı. Paltolonuma bir bakalım, alabiliyor muyum yoksa hala veremiyor mu? Ona bir inceleyelim. Buradan bakalım. Evet, eksik olan bu yaratığı öldürmem. Şu ayak için evet. Gideceğim. Hot gift şeyini öldürmem lazım. Gidelim onu öldürelim. Şurada bir görev veriyordu sarı. Ha, kutumuzu açmıştı. Kutumuzu açtıktan sonra evet, şu görev listesine tekrardan gidiyorum. Orada bu yaratığı da öldürdük. Aslında yaratıkları biraz kısıtlamışlar bizi artık. Şu yaratığı öldürelim. Bunu sizlerle oynamamıştık. Ama bu kıyafetli benim sağlam değildi. Şuna bastığım zaman Blade Brother'ın karakteri farklıydı. Şu şimşek karakteri vardı. Şimşek karakteri çok hoşuma gidiyordu abi. Şu canavarı bir öldürelim. Bu canavar bayağı eğlenceliydi çünkü. Sizin de hoşunuza gidecek eminim. Ya böyle görevlere giderek ufak ufak biriktirebiliyorsunuz. Görevler normalde çok hızlı atlıyor. Şuna bir bakalım. Şurada bir tane görevimiz vardı. Maç başlıyormuş. Hemen gidelim. Go now. Oh, çok afilli olduk ha. Yemin ediyorum. Vallahi bak çok güzel olduk. Kılıcımız da buzul oldu ya abi. Gerçekten çok güzel duracak. Bu karakter sağlam bir tebriği hak eder ya. Mesela bu yaratığa karşı armorumuz ve şeyimiz, silahımız gerçekten çok sağlam gözüküyor. Şimşeğe karşı tabii ki silahımız olmadığı için bunda birazcık düşüş göstermiş. Yine aynı şekilde şu natural tarzda bir şey herhalde. Doğal bir şeyler abi bunlar. Aa bak, bu da buzula. Benimle aynı da kılıcı farklı. Şu ikimizin kılıcı aynı. O daha böyle sade bir şeyler giymiş. Bakalım nasıl olacak, merak ediyorum. Herkes ready'ye basarsa patlar gideriz. Bir kişi kaldı ready'ye basmayan. İki olduk. Abi her zaman ready play dediğim için adamlar başlıyor. Yo, yazmamışlar. Hadi 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 Gohan Ninja. Adam ismini resmen Goku'daki şeyi koymuş. Dragon Ball'daki Goku'nun isimlerini kullanmış. Oğlunun ismi Gohan. Evet, yine burada acele etmiyoruz gençler. Her zamanki gibi acele olayımız yok. Oo, ayakkabı bir tek koyma. Bak onun Larry'nin hepimizin ayakkabıları sadece ayakkabısını giymiş. Bak, görev mağdurları görüyorsunuz mu? Ayakkabıları alamamışız. Şuradan biraz bitki toplayalım. Bunlardan aslında biraz fazla topladıydım ama yine de olsun. Zaten genellikle görevlere baktığınız zaman 4-5 tane falan ister bunun tanesinden. Bak bu adamlar işi biliyor ha. Topluyor topluyor ilerliyor. Buralardan aşağı atlarsanız gidiyorsunuz. Jortluyorsunuz. Bir daha ama doyuyorsunuz. Onda sıkıntı yapmamışlar. Bak öndeki adam da aynı şeyleri topluyor. Oyunun güzelliği gerçekten her iki kişi de aynı şeyleri toplayabilir. Buna karşı bir herhangi bir problemi yok. Şuradan geçelim. Şu sağ üstte yazan %3 canavarın maksimum özelliği. Eğer canavar maksimum özelliklerine ulaşırsa gerçekten sizi felaket pataklıyor. O yüzden maksimum özel şey yeteneklerine ulaşmadan önce öldürmeniz gerekiyor. Yaratık şuralarda bir yerlerde geldik zaten. Yalnız geldik gelmesine de bizim adamlar yok aksi gibi. O değil, herkes beni takip ediyor. Şu üstte bir şey gördüm, ona bir bakacağım.
Oh yeah. Güzel. Lala düşmeyi hiç beklemiyordum ha. Bu neymiş? Aa bak bunları bilmiyordum ha. Topla topla. Bak bunu ilk kez görüyorum ya. Taş falan. Allah Allah çok ilginç. Strong. Ne alakaysa. Bizimkiler buldu. Demek ki şuralarda bir yerlerde. Şunlardan birazcık daha alalım. Çık çık çık. Abo 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 abo. Bizimkilerin canları çok felaket düşmüş. Hemen koşuyorum. Oğlum haritada bir yer belirtin lan en kötü ihtimal. Bu oyundaki eksikliklerden bir tanesi de haritayı bence birazcık daha kuş bakışı verebilirdi. Şurada kesin kapışıyorlar. Suyun olduğu yerde bir savaş olur genelde derken buralardalarmış. Oğlum ne yapıyorsun? Allah Allah. Efle atlayamadı ya la. Neyse ilerleyelim. Lan canavar öldü biz daha gidemedik ha. Hah. Geliyorum gençler. Bak grup savaşında Allah bilir ne verecek. Bak bak dondurucu hareketler bak. Woo! Heh, V yeteneğim bakın şu anda kalkan veriyor onlara. Bir kere daha bastığım zaman kalkanı iyi vurdurdum. Tam ihtiyacımız olduğu zaman da vurdum. Canları daha az inecek. Bu silahın Q yeteneği yokmuş. Bu kötü. Yani ani bir atak saldırısı yapamıyorum. Uf oğlum çok seri vuruyorum yalnız ha. Var ya ilk vuruşlarıma dikkat edin. Bak bak bak. Sağ tıkı kullandığınız ama gerçekten bayağı yararlı. Ya olabildiğince canavarın poposunda gezinin. Kalkanı alın gençler. Yes. Abi çok iyi işe yaradı ya. Dur lan ne yapıyorsun oğlum? Bizim herif felaket vurmaya başladı abi. Aa S plus vermiş de nasıl olduysa son dakika girdim. Şimdi silahların öncekine göre baktığım zaman onda bir yavaşlatma yeteneği varken bunda da atağa daha hızlı seri vurma var. Yani bir vururken aynı anda iki tane daha vuruyor. Çat 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 gibisinden. Arka arkaya. Bu gerçekten güzel bir yetenek. Hani hoşuma gitti. Kılıç gerçekten güzelmiş abi. Bu kılıçla ilerlersek bayağı bana yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Vallahi iyi iyi. Güzel. Kötü değil. Beğendim. Bunu beğendim. Level'ımız aynı level'ımız. Çünkü yeni görevlerimiz var ama görev yapmıyoruz. Ready for a challenge. Blitz tonik. Blitz tonik ihtiyacımız varmış. Şunlarda neler var? Şuraya bakalım.
Bu da mı yine pazar alanı? Ya burası çok paralı alan. Buralarda fazla durmamak lazım gençler. Şurada tabanca satan bir yer var. Tabanca satmaya ileride yani tabanca alırsanız bayağı yarar sağlayacaktır. Şu anda alamıyoruz haliyle. Daha gelişmemiz gerekiyor. Birazcık geliştikten sonra tabanca vermeye başlayacaklar bize. Şimdi şöyle haritaya bir bakalım. Şunu alıyor muyduk? Şurada bir F çakıyorduk. 10 tane varmış. Hemen şu görevi bitirelim. Yani haritayı tamamen bana illayı gezdirecek. Bunları bulmam için. Çok güzel yerlere koymuşsunuz da. Valla. Zor bulunuyor ha. Bakmayın siz çatılara matılara iyi koymuş bunlar. Çatıda başka var mı diye bakıyorum. Çatıda şu an gördüğüm yok. Aldığımı yazmadı la. 6. 6 tane bulduk. Bakalım daha hani diğerleri nerelerde. Biraz şu taraflara doğru gezelim. İnşallah biraz fazla koymuşlardır da rahat bulurum. Keşişlerimiz. Keçimiz. Keçimiz mis. Şuralara bakmadık ama büyük ihtimalle diğerleri diğer tarafta ama şu sol kanadı iyicene bir bitireyim. Olmadığına emin olayım. Burada daha bak neler neler var. Allah bilir neler çıkaracak karşımıza bu oyun bizim. Buradan gidişat da mı varmış la burada bir yere? Ha, oralara girilmiyor. Güzel. Şuradan atlayabiliyor mu? Atlayabiliyor. Oyunun kırılma noktaları. Bu ne la? Uzaylı gibi. Şu silahçıydı zaten değil mi? Evet, silahçının çevresinde biraz fazla gezindik. Biraz daha şuralarda gezinelim. Şurada ne var? Doktor. Görevlerden bir tanesi de şu hemen alt tarafta bulunan canları kullanmaktı. Yani 1 ile 2 ile onları kullanabiliyorsunuz. Şu bölümde şu an 1 ile 2'ye basıyorum. Kullanamıyorsunuz ama canavarla savaşırken kullanmanız gerekiyor. Bunu kullandığınız zaman sizlere işte bir tane görevi tamamlamış olduğunuzu belirtecek. Ve bir görevimi daha tamamlamış bulunmaktayım. Bunu tamamlayınca otomatikman yandakini de tamamlamış oluyorum. Ve bu bölümü bu şekilde hızlıca geçmiş oluyorum. Sonunda başarabildik abi. İyi oldu. Çünkü baya baya bekliyordum. Şimdi yeni Shrike diye bir tane karakter var. Onu göreceğim. Hemen onun yanına gitmeden önce birazcık şundan yeniden bir görevler alalım. Yani yaptığınız iksirleri olabildiğince kullanın abi. Çünkü gerçekten bu bize iksir kullandırtmaya itiyor. Başka çareniz yok. Her türlü kullanacaksınız. Onlar ölümünüze kadar yanınızda taşıyamazsınız haliyle. Bakalım başka. Evet bakın bundan yapmamız gerekiyor. Hemen 2 tane yapıyorum. 2-3 tane. Yani dursun. Çünkü büyük ihtimalle kullanacaksınız ve bunu almak için de U'ya bastığım anda pardon L'ye bastığım anda çıkalım. L'ye bastığım anda item yerime koymam gerekiyor haliyle. İtem yerimize şöyle tıklayalım ve yeni içeceğimizi de koydum. Ya bunları kullanmadığınız zaman hiçbir işimize yaramıyor çünkü. Şimdi yeni görevler çıktı haliyle yeni kostümler çıktı. Öncelikle şu kostümü gideyim bir bakayım alabiliyor muyum? Ardından diğer görevlere doğru uçacağım. Buradan deal. Buradan ne veriyormuş? Burada yeni bir görevimiz var. Woo! Hemen alalım. Diğer alttaki neymiş? Görev anlatıyor. Creative sen ne veriyorsun? Ha, bunlar farklı item artık Shrike. İşte Shrike'ı çıkarabiliyoruz ama önce canavarı öldürmem lazım. Canavara gitmeden önce bir tane daha görevim vardı. Evet o da bu taraflarda bir yerlerde. Onu da alalım çünkü görevleri önceden alın ondan sonra canavara gidin. Hemen pataküte erkenden canavara gitmeyin bir anlamı yok. Şu sağda biriymiş silahlı kadın mı? Yok değil.
Koçum sen ne istiyorsun? Oo silah, tabanca. Oo tamam, ileride de bunlar geliyor gençler. Yutarız biz bunları. Alalım hemen görevlerimizi. Süper. Bana ne veriyorsun? Repair. O silah yapabiliyoruz mu hemen ya? Yapamıyoruz herhalde. Yapıyoruz mu? Ana vallahi yaptırıyor lan. Tamam, bir de kabza mı lazım? Al sana. What? Tamam. yaptırdık hepsini işte. Well, don't just stand there. Oh please. You don't have to salute. Abi şarjör olmazsa bir anlamı yok. Go. You are needed on the frontier. Ama senin bana abi kesinlikle şunu yaptırman lazım. Niye aldık işte malzemeleri? Tamam. 11.50. Bunların birleşiminde bana şunu üretmesi lazım normalde. Heh. Şimdi aldı. Bunu da. Biz bunu almamıştık çünkü. Yo aynısı. Bana bir taneden iki tane aldırdı. Neyse bakalım. Şunu yapmıyor nedense. Bir görevleri bir tamamlayalım ardından bakalım. L'de itemlere bakalım. Elimizdeki silah şimdi yeteneği çıkacak haliyle. Şurada silah. Heh gelmiş. Tamam tamam, silahımız var ya. Bize boşu boşuna silah mı çektirdi, ne yaptı? Silahımız var artık. Woohoo! Silahla bak bak nasıl pataküte gireceğim şimdi. Yeni karakter ve yeni bir savaş. En bayıldığım şeyler. Natural bölümüne yeni bir karakter gelmiş. Shark Ride diye. Hemen gidip onu bir öldürelim abi. Kostümümüzü yenileyelim. Ondan sonra bir sonraki haritaya gidip bam bam bam. Yeni karakteri de orada. Yeni daha doğrusu canavarı da orada patlatırız. Lan ben buraya nasıl geldim? Ana. Bir dakika lan, karakterde bir şeyler oldu ha. Bir anda oraya vardı. Nasıl vardı bilmiyorum ama. Sevinçten mi götürdüm farkında olmadan ama anlamadım. Neyse. Shark Rike'ı öldürmeye gideceğiz. Ardından onun da görevlerini bitiririz. Kurtçuk kurtçuk kurtçuk. Gel bakayım sen. Aman de aman. Aman de aman. Oğlum sevebiliyormuşuz lan. Keçiyi de sevebiliyoruz mu acaba? Neyse gidelim. Hiç oyalanmayalım. Go now. Hadi bakalım. Abi gerçekten çok heyecanlandım. Oyun güzel aslında, kötü değil ve mesela görevlerde tik işareti olanlar zaten tamamladıklarınız, tamamlayamadıklarınızı internette Google'a yazın abi. Direkt hemen Dauntless işte işte bilemedim görev neyse onu yazdığınız anda direkt otomatik chat diye çıkarıyor sizlere. Kolay bir şekilde bulabilmenizi sağlıyor. Bu arada ben kafalığımı niye takmıyorum lan? Şu an takılı gözüküyor. Allah Allah. Oyun hatası mı? Oyun hatası herhalde. Oyun hatası gibi duruyor. Takıyorum halbuki ama. İlginç. Neyse bakalım. Evet. Haritamız eski. Yine yeni bir harita değil ama etraftaki olabildiğince itemleri yine toplayacağız. Her türlü işimize yarıyor çünkü. Oğlum adamlar çıkar çıkmaz Q'ya şeye bastılar lan. 1'e bastılar ha. Çok havalıydı. Allah'ım biz de basak. V'ye bastık. Bir değil, yanlış söylemeyeyim. Bu bölümde tabii 3'ü de kullanacağım. Sağ tık olayını. Woo! Çok çok iyi. Bu ne? Q attığım zaman yere bir şeyler attı ama anlamadım. Neyse. Bizimkiler nereye gitti lan? Hemen savaşıyorlar mı? Yok gözükmüyor. Güzel, daha savaşmıyorlar. Piu. Şuradaki itemleri de topluyorum. Hızlı hızlı koşarken E'ye bastığınız anda yine topluyor. Bu güzel olmuş. Yani tek tek uğraşmıyorsunuz.
Bir kere daha çıkalım. Yaratığı görüyor muyuz? Görüyoruz. Oo, çok iyi vuruyor lan. Silahla daha eğlenceliymiş ha, hiç uğraşmıyordum. Allah. Şaka bak şaka. Oha, hortum saldırısı var lan. Oğlum çok iyi. Kendisi nerede? Kendisi oradaymış. Ben de hortumu takip ediyorum ha. Şuna bak, shift'e bastığım anda hızlı hızlı hareket edebiliyorum. Bu da çok iyi. Hayda. Kalkanımı tekrardan açtım. Ben de o sırada abi klavyelere bakıyorum. Lan bu böyle uçacak. İyi kaçtım. Yemin ediyorum var ya, direkt shift'le. Hayda. Boşa götürttü ya. Ben niye burada ateş edemiyorum lan? Yavrum, beni yakalamak için daha... Ananın karnından iyi doğman lazım. Dedik ve yakalandık. Lan doldursana canım. Yarım saatte geldik ha, şuna bak. Kardeş, siz ne vuruyorsunuz öyle? Çok uzaktan vuramıyor ya silah. Oğlum, kılıçla savaşmak herhalde daha eğlenceli olurdu. Tabancanın o kadar zevki olmuyor, açık konuşayım. Kardeş, herif 500-500 vuruyor o hayvan. Yalnız hayvanın sinirlilik oranı %27 oldu. Artık elim iyi alıştı ya. İyi kaçtı ha.
Canavarın canını gösteren bir şey olması lazım ya. Ne zaman gelecekse şu acil özelliğin gelmesi lazım. Bunda acaba sağ tıka basıp tutunca bir şey yapacak mı? Normal ateş ediyor ama. La kardeş, haritanın her yerinde dövüşmek ne kadar zevkliymiş la. Bu ne? La ben de sağ tıkla uğraşıyorum yarım saattir. Kurşun olayı gerçekten sıkıntılı ya. Huu! Oha! Oh be, sonunda ya. Dik yavrum bayrağı, dik yavrum. Çat. Abi baksana, beyleği saldık ya. Tabanca gerçekten kötüymüş. İyi gibi gözüküyor ama bayağı uzaktan vurmanız yararlı tabi. Hızlı da hareket ediyorsunuz ama dezavantajı kesinlikle sağlam vuruş yapamıyorsunuz. Takıma bence en iyi silah bir tane uzun sopa tarzında vardı ya abi. En iyi silahlardan bir tanesi o bence. Hatta bir sonraki bölümde direkt onunla devam edeceğim. Bu silahlar beni bir yer biraz korkutuyor. Fazla işime yaramıyor. Uzaktan bir de elim çok yoruldu. Yani ama net hedef alıyorsunuz. Onda problem yok gerçekten. Net, otomatikman nereye ateş etmek istiyorsanız tam net oraya doğru vuruyorsunuz.